Var arkadaşlar, bu videomda sizlere Braveheart, yanlış telaffuz etmediysem, IMDb'den de yüksek bir puan almış olan Cesur Yürek filmi hakkında konuşacağım. Arkadaşlar, Cesur Yürek filmini 4 kategoride inceleyeceğim. Birinci kategori olarak sürükleyici miydi? İkinci kategori olarak etkileyici miydi? Üçüncü kategori olarak diğer kategorisindeki filmlerden farkı neydi? Dördüncü ve son kategori olarak da izlemeye değer mi? Arkadaşlar, her kategorinin puanı 10 puan olacak tam puanı. Arkadaşlar, ben Cesur Yürek filmini daha öncelerden izlemiştim. IMDb'den de yüksek puan almıştı bu arada, yanlış hatırlamıyorsam. Bayağı bir önceden izlemiştim. Sürükleyici miydi kısmına gelecek olursak arkadaşlar, bence çok iyi bir şekilde sürükleyiciydi arkadaşlar. Zaten arkadaşlar, ben şu an Google'dan da şey yapıyorum. Hani unuttuğum yerlerden olduysa birazcık hatırlarım diye arkadaşlar. Yani arkadaşlar, sürükleyicilik kısmından bana göre 10 üzerinden 9 puanı çok rahat hak ediyor. O savaşları olsun adamın. Ondan sonra sevdiği kadını öldürmüşlerdi sanırım adamı. Yani tam böyle bir savaşı. Hatta imparatorlukta o kraliçe dediğim, hani o kral var, kralın oğlu var, kralın oğlunun karısı da o adamla hamileydi yanlış hatırlamıyorsam en sonunda da. Kral yataktayken, ölüm döşeğindeyken söylüyordu o yeni olacak kraliçe, yani oğlunun gelini. Arkadaşlar, sürükleyicilik kısmında birazcık spoiler vermiş gibi olduk, kusura bakmayın. 10 üzerinden 9 puan veriyorum. 9 puanı fazlasıyla hak ettiğini düşünüyorum bence. Etkileyici miydi? Bence fazlasıyla etkileyici bir film arkadaşlar. Zaten etkileyici, ya arkadaşlar, sen ortaçağ filmlerine baktığımız zaman geneli etkileyici oluyor filmlerin. Geneli bir başarıdan alınmış oluyor veya bir kahramanı anlatıyor arkadaşlar çoğu. O yüzden etkileyicilik kısmında ben fazla söze gerek yok diyorum. Etkileyici de 10 üzerinden direkt 9 puan veriyorum. Diğer kategorisindeki filmlerden farkı neydi? En büyük farkı arkadaşlar, filmin uzun olması bayağı bir şekilde. Bayağı bir olay örgüsüne sahip olması. Ve sonu, yani adam ölüyordu yanlış hatırlamıyorsam, bu baş ana karakter. Arkadaşlar, kategorisindeki filmler birazcık daha hani mutlu sonlu bitiyor. Birazcık mutsuz sonlu biten bir film gibi. Aslında mutlu sonlu bitiyor mu bitmiyor mu tam hatırlamıyorum ama o ana karakter ölüyordu benim bildiğim arkadaşlar. Arkadaşlar, film diğer başka bir fark olarak da 2 saat 58 dakika kategorisindeki filmler. Daha doğrusu filmlerin geneli 1,5 saat ile 1 saat 45 dakika arası sürüyor. Bu film 3 saat hemen hemen. Biz 2 saat 58 dakika. Yani bu da bence bir fark. Yani farkları konusunda vereceğim puan 10 üzerinden 8 arkadaşlar. Bence fazlasıyla hak ediyor. Hatta 9'u bile hak ediyor ama 8'i verdim ben yine de. İzlemeye değer mi? Arkadaşlar, izlemeye değer mi? Çok kapsamlı bir konu. Çünkü bana göre değer diyebilirim. Size göre değmez diyebilirim. Bu kişiden kişiye değişebilir. Mesela atıyorum, siz komedi seversiniz, ben aksiyon sevebilirim. Veyahut siz aksiyon seversiniz, ben gerilim korku filmi sevebilirim. Yani bu kişiden kişiye değişebilen bir durum. O yüzden dördüncü ve son kategori olan izlemeye değer mi kategorisine verebileceğim puan benim arkadaşlar 10 üzerinden 6 puan arkadaşlar. 14 kategoride tam puan 10 üzerinden değerlendirdiğimizde tam puan 40 puan oluyor arkadaşlar. Benim verdiğim puan ise toplam 9, 18, 26, 32 puan arkadaşlar 40 puan üzerinden. 32 puanı fazlasıyla hak ediyor bence arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar, film bu kadar yani incelemem şu anlık. Ya şu anlık değil, bu kadar yani inceledim 40 puan üzerinden arkadaşlar. Umarım güzel bir video olmuştur arkadaşlar. Videoya benim kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.